Bismillahirrahmanirrahim İbadetlerde maddi menfaat düşünülebilir mi? Her şeyden önemlisi ibadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir fayda ve hikmet ibadete illet yani gerçek sebep gösterilirse o ibadet batıldır. Faydalar, hikmetler yalnız tercih vesilesi olabilirler, illet olamazlar. Mesela beş vakitte namaz kılan adam Allah'ın emrini yerine getirmek ve bu suretle uhrevi mesuliyetten kurtulmak maksat ve düşüncesiyle değil de namazın vücut üzerinde güzel bir jimnastik tesiri meydana getirdiğine kanaati olduğu için kılarsa namaz sahih olmaz. O bir beden eğitimi olur. Akıl ve hikmetin icabı da budur. Mesela hürmetkar bir vaziyet almasını emrettiğimiz hizmetçileriniz bunu emrinize itaatten değil de kendi vücuduna fayda verecek bir çeşit idman maksadıyla yaptığını ve ve bir hizmet için bir yere gönderdiğiniz vakitte söylediğiniz işi görüp geldikten sonra oraya kendisini sizin emrinizden dolayı değil de sırf bir gezinti yapmak düşüncesiyle gittiğini söylese size karşı vazifesini yerine getirmiş sayılır mı hatta o terbiyesiz herifi kapınızda tutar mısınız hizmetçileriniz emriniz altındaki kimselerin böyle hallerine bakarak Böyle hallerine dikkat ettiğiniz gibi akrabalarınız bile size karşı tavır ve hareketlerinde hatırınızı saymak veyahut kendi menfaatlerini kollamak maksatlarından hangisinin tesiri icra ettiğini nazar dikkate alır, dostluklarındaki ciddiyet ve samimiyeti ayarlarken en büyük ehemmiyeti bu manevi noktalara atfedersiniz. İşte bu gibi makul sebeplere binaen İslam dininde niyetin büyük bir önemi vardır. İnsan bir iş yapacak ve bu işte kulun Rabbine karşı dini bir vazifeyi yerine getirmesi mahiyetinde bulunacaksa mutlaka o işin Allah rızası için yapılmış olması gereklidir. Öyle ya bakalım yaptığımız bir işte Allah'ın emrini mi düşündük yoksa kendi istifademizi mi? Kendi menfaatimizi düşündük de yaptıksa insan bir iş yapacak ve bu işte kulun Rabbine karşı dini bir vazifeyi yerine getirmesi mahiyetinde bulunacaksa mutlaka o işin Allah rızası için yapılmış olması gerekir. Öyleye ya bakalım yaptığımız bir işte Allah'ın emrini mi düşündük yoksa kendi istifademizi mi, kendi menfaatimizi mi düşündük de yaptıksa bizim için gizli ve açık bir ihtiyacın tatmininden ibaret olan bu işi artık bir dini iş saymak yani Allah'a mal etmek mümkün olmaz. Hatta eğer cehennemden kurtulmak ve cennete girmek gibi menfaati kula ait olan uhrevi maksatlar dini vazifelerin gayelerinden olarak gösterilmeseydi, hatta eğer cehennemden kurtulmak ve cennete girmek gibi menfaati kula ait olan uhrevi maksatlar dini vazifelerin gayelerinden olarak gösterilmeseydi, adı geçen vazifelerin yerine getirilmesinde o gibi uhrevi menfaatleri nazar itibarı almakta caiz ve uygun görülmeyerek, sırf Allah rızasına uyulması emir ve yasaklara göre hareket esasına dayandırılması lazım gelirdi. Bununla beraber ileri gelen müminlerin nazarında dini hükümlere gaye olmak için uhrevi maksatlar bile çeşitli derecelere ayrılır. İbadeti adetten ayırmak için dünya ve ahiret menfaatleri kafi ve makul birer ölçü teşkil eder. İlahi ve uhrevi bir maksatla yapılan şeyler ibadet, dünyevi bir menfaat elde etmek için yapılan şeyler de adet veya işin gerektiği çeşitten olur. İnsanın dine, ahirete ait vazifelerine varıncaya kadar her işinde maddi menfaatler aramaya alıştırılması, her şeye tercih ederek kendine bencillik ve menfaat perestlik hissini telkin eylemektir. Halbuki din, insanların yaratılışında hiçbir tavsiyeye muhtaç olmadan, esasen mevcut olan bu türlü hisleri değiştirerek, maddiyattan fedakarlığa, alıştıracak ve yüceliği ilerletmeye hizmet edecektir. Dini hükümlerin dünyevi gayelere dayandırılması uygun olamayacağı, akıl yönünden idrak ve takdir edilecek bir hal olduğu gibi, nakli delillerde pek açık bir surette bunu bildirmektedir. Allahu Teala şöyle buyuruyor ki, Kim ahiret sevabını isterse onun sevabını artırırız. Kim de dünya menfaatini isterse ona da ondan veririz fakat ona hiçbir nasip yoktur. İsra Suresi'nin 18-19. ayetlerinde kim yaptığı işle dünya menfaatini isterse dilediğimiz kimseye istediğimiz şeyi dünyada peşin veririz sonra da onu cehenneme koyarız. O cehenneme kötülenmiş ve rahmetten kovulmuş bir halde ulaşır. Kim de mümin olduğu halde ahireti ister ve çalışmasını da onun için yaparsa işte bunların çalışmaları makbul olur. Hud suresinin 15 ve 16. ayetlerinde ise kim dünya hayatını ve onun gösterişli zevklerini isterse biz onlara amellerinin karşılığını tamamen öderiz. Bu hususta onlara noksanlık yapılmaz. Onlar o kimselerdir ki ahirette kendilerine ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları ameller boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmış oldukları şeyler boştur. hadis şerifte Kıyamet günü olunca bir münadi Allah'tan başkasının nam ve hesabına her kim her ne işlediyse amelinin mükafatını ondan istesin diye nida edilir. Bir hadis-i şerifte kıyamet günü olunca bir münadi Allah'tan başkasının nam ve hesabına her kim her ne işlediyse amelinin mükafatını ondan istesin diye nida eder. Yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hak ahiret niyeti üzerine dünyayı verir fakat dünya niyeti üzerine ahireti vermez. Yine hadis şerifte ameller niyetlere göredir, meşhurdur. Dini hükümlerin sosyal ve maddi faydalarını da düşünmek, bulmak, ayrıca maharetle insanlara anlatmak, İslamiyet'in ince hikmetlerini tanıtmak, ilim adamlarımızın üzerine düşen bir görevdir. Ama bu husus Müslümanların daha çok yabancılara bir müdafaa silahı olarak ortaya konulmaktadır. Gerçi dünyaya ait olan bu menfaat ve güzellikleri Müslümanların da bilmesi çok faydalı olur. Ancak meselenin yalnız bilmek mertebesinde kalınması gerekir. Dini vazifelerin icraatını onların üzerine kurmak, sırf o faydalar için yapmak derecesine gelince, bu durum yukarıda arz edildiği gibi adı geçen fiilleri bozar. Demek ki dini vazifelerin her birinin, dünyaya ait ne kadar sebep ve hikmeti bulunursa bulunsun, yine yerine getirilmesinde gözetilecek esas ve gaye Allah'ın emrine itaat ve uhrevi mesuliyetten korkmak gibi, dünyevi olmayan şeylerden ibaret olacaktır. Nihayet dünyevi gayeler esasın daha altında, ikinci derecede, dolayısıyla bir maksat halinde nazar itibara alınabilir o kadar. Rabbim ibadetlerimizi yaparken hassasiyet göstermek, ihlasla yapmak, Allah rızasını gözetmek en önemli hususiyettir. Rabbim bu hususlarla bizlere metanet versin, ihlas versin, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirmeyi, evrensel değerleri hayatımıza uygulamayı, kibirden, gururdan, enaniyetten, iftiradan, zulümden, ahlaksızlıktan, fuhşiyattan uzak durmayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.